İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Hasan Hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı. Teşekkür ediyorum. Tabii ki bir yayına başladık neticede. İzninizle tüm izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Bir yayında daha onur konuğumuz şair yazar Devran Sinanoğlu'yla birlikteyiz. Tekrar bizi izleyen tüm izleyicilerimize, takipçilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Hocam, gerçekten sizinle tanışmaktan son derece memnun oldum. Çünkü derya deniz bilginiz var, birikiminiz var, edebiyat, kültüre ve biz biliyoruz ki yayın akışı içerisinde değineceğiz. Aynı zamanda aktif bir siyasetçi kimliğiniz de var. Tabii ki biz bunlara değineceğiz. Karşımızda derya deniz bilgisi, birikimi olan çok saygıdeğer bir konuğumuz var. Latifeniz Hepiniz için gibi çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. şair yazar Devran Sinanoğlu konuğumuz. Tekrar tüm izleyicilerimize, konuğumuza iyi akşamlar dileyerek ilk sorumu yöneltiyorum. Şimdi değerli hocam, biz İlk yayınımızda bu soruyu sorduk. Ama bu yayınımız YouTube kanalımızda da yayınlanacak. Ve sonradan izleyen veya ilk defa bu yayını izleyecek olan sizi tanımayanlar için sizi biraz tanıyabilir miyiz? Şair, yazar, Devran Sinanoğlu kimdir hocam? Buyurun. Şair, yazar, siyasetçi Devran Sinanoğlu, 1987 Diyarbakır, Çınar nüfusuna kayıtlı. Ailemin en büyük çocuğuyum, altı kardeşiz. İlk, orta, lise ve üniversitenin ilk mezunlarındanım. İki üniversite bitti, üçüncüsü devam ediyor. Bu şekilde. Evet. Bir önceki yayında şairlik ve yazarlık hayatınıza nasıl geçiş yaptığınızı değindiniz. İşte bir şiirden esinlenerek, ondan ilham alarak ve edebiyat öğretmeninizin de desteğiyle yol alarak edebiyat dünyasında belli bir noktaya geldiniz. Neticede 11 kitap yazdınız, değil mi hocam? Doğrudur hocam. 11 kitap yayınlandı. Bu ay içerisinde 12. Evet. kitabımız da çıkacak. 12. kitabınız da çıkacak. Eserlerinize biraz değinecek olursak neler söylemek istersiniz? Kaç şiir kitabı, kaç hikaye, roman? Bilmeyenler için biraz Tabii ki bahsedebilir hocam. misiniz? 4 şiir kitabı, Evet. bir özlü sözler, Evet. bir öykü kitabı, bir araştırma, Evet. geri kalan da roman. Evet. Peki şu an yazdığınız ne olacak? Şu an yazdığımız deneme, say ki gözlerim gözlerine değmedi. Bu ay içerisinde Evet. çıkacak. Her şey tamam. Yayına Evet. gönderdik. Çıkmasını bekliyoruz. Kısmet olursa ayın 24'ünde Ankara Kitap Fuarı'ndayım. Ankara Evet. Kitap Fuarı'na yetiştirmeye çalışıyoruz. Hayırlı olsun diliyoruz Çok şimdiden çok hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hocam gerçekten bir insan bilgili, birikimli, kendini yetiştirince birden çok vasfı oluyor. Şair oluyor, yazar oluyor, bilim adamı oluyor. Aynı sizin gibi birçok vasfı oluyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten övünmek için de hangi gerçeklerden bahsediyoruz? Bunlardan yine bir diğer vasfınız da ihtiyaç sahibi insanların imdadına yetişiyorsunuz. Sosyal sorumluluk projelerinizi yürüterek kırsal mahallelerden tutun da köylerden ilçe merkezlerinde gerçekten birçok yerleşim yerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, insanlara gerçekten yardımcı oluyorsunuz. Son sosyal sorumluluk projeleriniz kapsamında yanılmıyorsam değerli hocam 3200 öğrenciye de kırtasiye yardımında bulundunuz. Doğru. Gerçekten hani bunlar basit şeyler değil. Yani
Hepimiz öğrenci olduk, hepimiz sıralardan geçtik. Ben 3 üniversite okudum, siz de yine kendinize göre okuyorsunuz. Hakeza siz de 3. mü 4. üniversite okuyorsunuz. Doğrudur hocam, üçüncü. Gerçekten eğitimin öneminin farkında olan bir insansınız. Hani öğrenciyken bize en küçük bir kalem hediyesi dahi bize dünyalar gibi gelebiliyordu. Siz bunun örneklerini de anlattınız. Biraz o son sosyal sorumluluk projeniz kapsamında 3200 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundunuz. Bundan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Tabii ki hocam. Şimdi geçen yıl Sağlıklı Bir Gelecek için Kitap Okumalı ve Okutmalıyız projesini yürüttük. Sizlerin de desteği çok oldu. Evet. Çok katkınız oldu. Teşekkür ederim bir kez daha. Aynı zamanda o projeyle beraber Okumak istiyorum Hayallerime Umut Olur Musun projesini de yürütüyorduk. Evet. Okumak istiyorum Hayallerime Umut Olur Musun projesini yürütüyorduk. Evet. Şimdi projenin ana fikri, ana teması şuydu: ihtiyaç sahibi, özellikle ihtiyaç sahibi öğrencileri kırsalda belirleyip gücümüz nispetinde bunların eğitimine katkıda bulunmak. Biz tek bir kaynaktan yol almadık. Gerek muhtarlarımıza, gerek kanaat önderlerimiz olsun, gerek öğretmenlerimiz olsun, idarecilerimiz olsun temasa geçtik. Görüştük. İhtiyaç sahibi öğrencileri belirledik, ihtiyaçlarını belirledik. Ondan sonra gücümüz nispetinde onlara yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi bu yıllık eğitim paketi içerisinde çanta, defter, silgi, kalem, boya, kalemtıraş vesaire vesaire bunlar vardı. Arardık okulumuzu. Hocam kaç öğrencimiz var? Bir de şunu da yapardık. Genelde biz öğrenci ayrımı yapmazdık. Şu zengin, şu fakir. Yani sınıfta birine verseniz, pardon, diyelim ki sınıfta 30 kişi var. 29 kişiye verdiniz, bir kişiye vermediniz. O çocuk üzülür. Çocuklar yeryüzünün melekleri. Bizler meleklerin kalbini kırmamamız lazım. Biz hakkı razı edeceğiz ki, halkı razı edeceğiz ki hak da bizden razı olsun. Yani o çocuğun mutluluğu, o çocuğun tebessümü benim için dünyada paha biçilmez bir şey. Şimdi biz... Hocam 3200 öğrenci Diyarbakır ve ilçelerini mi kapsıyordu? Evet, şimdi ben oraya geleceğim. Şimdi biz bu şekilde tespit ettik. Tespitlerimizden sonra Lice, Dicle, Çınar, Karacadağ, Bağlar, Sur'un bir kısmı ihtiyaç sahibi olan geride kalmış bölgelerimize gücümüz nispetinde yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi biz, yeri geldi ben kendim gittim. Yeri geldi arkadaşlarımı gönderdim. Yeri geldi de idareci, öğretmen arkadaşlar geldi. Onlar kendileri teslim aldı. Götürüp dağıttılar. Özellikle ben onlardan şunu istedim. Şunu istedim. Kendim de yapmadım. Kendim de bu hassasiyete dikkat ettim. İdarecilerimizden de bunu rica ettim. Muhtarlarımızdan da. Kesinlikle hiçbir öğrencinin onurunu, gururunu kıracak hiçbir şey yapmayacaksınız. Hediyelerini verirken öğrencilerle fotoğraf çekmeyeceksiniz. Bakınız, 3200 öğrenciye hediye verdik. Hiçbir öğrenciyle bir kare fotoğrafım yok. Niye biliyor musunuz? Evet. Onu karşı yapayım derken göz çıkartmamak lazım. O öğrencinin gururu var, onuru var. O öğrencinin ailesi var, ailesinin bir onuru var. Bir izzeti nefsi var. Hassas konular. Evet. Dikkatli olmak lazım. Şimdi yani bir yandan önemli projeler yapıyorsunuz. Sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz ama hislerden hassasiyete geçerek bu projeleri hayata geçiriyorsunuz. Bu anlamda gerçekten yine de sizi takdir etmek lazım bu yönünüzden de. Şimdi hocam Dicle'ye de gerçekten el atmışsınız. Bunu daha önceki sohbetimizde de bahsettiniz, şimdi de söylediniz. Lice, Çınar olsun birçok gelişim yerlerine yardımda bulundunuz. Başka bir
Hali hazırda yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projesi var mı? Şu anda mı? Askıda kitap Evet. halihazırda. Birincisi askıda kitap projesi devam ediyor. İkincisi sağlıklı bir gelecek için kitap okumalı ve okutmalıyız projesi. Diyarbakır'da tamamladık. Diyarbakır dışında şu anda Rize'den tutun Van'a, Erzurum'dan tutun Urfa'ya kadar yeni yeni kütüphaneler kuruyoruz. Kütüphaneleri zenginleştiriyoruz. Kardeşlerimize, geleceğimize, çocuklarımıza, ikbalimize, istikbalimize, aydınlık yarınlarımız için gücümüz nispetinde katkıda bulunuyoruz, bulunmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz proje kapsamında bir Hakkari, iki Şırnak, üç Bingöl, dört Elazığ, beş Afyon, Kars, Ardahan, bu tür illerimize de yine kütüphaneleri zenginleştirmek için kitap göndereceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Maşallah. Yani bu proje Güzel izleyiciler. projenin Ben de tohumlarını evet. bu projenin tohumlarını Diyarbakır'da attık. Diyarbakır'da filizlendi. Fakat dalları Türkiye'ye yayıldı. Bu proje artık Türkiye'nin dört bir yanında fal halinde. İnşallah amacımız 81 vilayete öğrencilere ulaşabilmek, oradaki okul kütüphaneleri zenginleştirmek. Bunu başarabilirsek başarmışız, başarılıyız diyebileceğiz kendimizi. Hocam Emrullah Sayan iyi yayınlar demiş. Bizi izliyor. Teşekkür ederim. Mehmet Karakaya iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Bizi arkadaşlarımıza. izliyorlar. Gerçekten güzel sosyal sorumluluk projeleri yürütüyorsunuz. Hocam bu örnek olabilecek sosyal sorumluluk projeleri yürütürken hani dediniz şu ana kadar genelde Diyarbakır ve ilçelerini kapsayacak şekilde çalışmalar yürütüyorsunuz. Yavaş yavaş artık Türkiye geneline yayılıyorsunuz. Peki nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Size destek veren nasıl bir ekip var? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi bizim ekibimiz tamamı gönüllü. Evet. Bu gönüllüden oluştuğu için ekibimiz isteyerek iş yapıyor. Kitaplar geldiği zaman gidip alıyorlar kargodan veya göndermemiz gereken zaman bir yere diyelim ki il dışındaysa veya bir ilçedeyse yine aynı şekilde oradaki kişilerle irtibata geçiyorlar arkadaşlar, adresi alıyorlar veya adres veriyorlar, gönderiyorlar, alıyorlar. O şekilde koordineli bir şekilde, çünkü ben sürekli Diyarbakır'da olamıyorum. Diyarbakır'da olduğum zaman malumunuz bazen kampa giriyoruz, kitap yazıyoruz, bazen haber yazmak için uzveye çekilmemiz gerekiyor. Sürekli Diyarbakır'da olmadığım için veya bu zamanı bu şekilde ayıramadığım için sağ olsun ekip arkadaşlarım yükümü hafifletiyor, bana yardımcı oluyorlar. Güzel. Hocam peki size ulaşmak isteyen nasıl ulaşabilir? Diyelim ki giyim yardımında bulunacak, kırtasiye yardımında bulunacak veya nakit yardımında bulunacak ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç duydukları ürünleri almak üzere iş insanları, hayırseverler size nasıl ulaşabilir? Hasan Bey, şimdi birincisi biz nakit kabul etmiyoruz. Kesinlikle. Bizim para ihtiyacımız yok. Bize yardımcı olmak isteyenler varsa materyal bize göndersinler. İhtiyacımız olan neyse. Şu anda ihtiyacımız kitap. Bir de cezaevindeki çocuklar için acilen bot ve monta ihtiyacımız var. 26 çocuğumuz var Diyarbakır cezaevinde. 0-6 yaş arasında annelerinin yanında kalıyorlar. Bize materyal, malzeme gönderirlerse biz onları Kız erkek. fark etmiyor. Evet, fark etmiyor. Fark etmiyor. 0-6 yaş arasında biz onları fotoğraflayıp gönderen kişiye gönderiyoruz. Teslim ederken keza yine aynı şekilde. Fotoğraflayıp gönderiyoruz kendisine. Bize ulaşmak isteyenler ise sosyal medya mesaj yoluyla DM'lerden bize ulaşabiliyorlar. Oradan bizimle irtibata geçiyorlar ki genelde çoğu o şekilde bizimle ulaşıyor. Veya sizin gibi gazeteci dostlarımızdan numaralarını veriyorlar. Bize gönderiyorlar. O şekilde biz irtibata geçiyoruz. Ki keza bu projelere belediyelerden, STK'lardan, emniyetten, askeriyeden, öğretmenlerden, öğrencilerden, toplumun dört bir yanından, farklı kesiminden insanların katkısı oldu.
Yani bu proje fikir babası biz, ne kadar biz olmuş olsak da bu projeyi gerçekten Diyarbakır halkı sahiplendi, Türkiye halkları sahiplendiği için bu proje artık Türkiye projesi. Yani biz o nazarla Doğruyuz bakıyoruz. hocam. Peki hocam, bu sosyal sorumluluk ağınız birdenbire Türkiye'ye yayılırsa, bunu hani profesyonelleştirmek, şu anda profesyonel bir faaliyet var ama sağlam, daha böyle geniş imkanlara sunmak için nasıl bir konsept yapmayı düşünüyorsunuz? Bir Haluk Levent gibi bir dernek çatısı altında mı yürütmeyi düşünüyorsunuz? Hani geniş anlamda bir ağ kurarak sonrası için projeleriniz, düşünceleriniz ve çalışmalarınız nelerdir? Çünkü dediniz ki biz yavaş yavaş Hakkari'ye, Rize'ye açılmayı, çalışmalarımızı oraya yaymayı düşünüyoruz. Çalışmalar genişledikçe takdir edersiniz ki ihtiyaç duyulan ekip de artacaktır. Nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz hocam? Türkiye genelinde yayıldığı vakit. Şimdi hocam gerek dernek olsun, gerek vakıf olsun veya herhangi bir kurum kuruluş olsun, bir STK çatısı altında bir oluşum olsun, bunları insanlar meydana getiriyor. Değil mi? Bir Doğru hocam. topluluk, bir zümre. Şimdi Tabii ki. biz şucu bucu olmamak adına, bakınız, şucu bucu olmamak adına birçok dernekten teklif geldi. Birçok siyasi partiden teklif geldi. Biz kabul etmedik. Niye biliyor musunuz? Niye hocam? Biz şucu bucu değiliz. Biz insancılız. Biz insancılız. Bütün çocuklar bizim evlatlarımız. Bütün çocuklar bizim kardeşlerimiz. İnsan ayrımı yapmıyoruz biz. Dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmıyoruz. Rize'ye de gönderiyoruz. Hakkari'ye de gönderiyoruz. O da bizim toprağımız, o da bizim toprağımız. O da bizim kardeşimiz, o da bizim kardeşimiz. Dernek adı altında siz bunu kolektif bir şekilde yürütmeye çalıştığınız zaman ister istemez şucu veya bucu oluyorsunuz. Bakın sağlam bir ekibimiz var. Yazarlık kimliğimle yapıyorum. Ve yazarlık kimliğimizle yaptığımız için, hiç şucu bucu olmadığımız için, bakınız, farklı partilerden destek geliyor. Farklı belediyeleri almış siyasi partili temsilcilerinden, belediye başkanlıklarından destek geliyor. STK'lardan, TSK'lardan, milli eğitimden, öğrencilerden geliyor. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum Hasan Bey. Buyurun hocam, dinliyorum. Bir dernek kurduk. A derneği veya B derneği. Evet. A derneği veya B derneği. Bir dernek kurduk. Sizce bu dernek çatısı altında bu kadar geniş, kapsamlı biz insan kitlesine ulaşabilir misiniz? Hani ben sizin gibi yine bir dernek vardı, İstanbul'dan geldiler. Rize'de bir kütüphane kurdular. Gittim, haberlerini de yaptım, paylaştım. Mesela Haluk Levent'in de yanılmıyorsam Ahtap mı? Ahtap. Ahtap diye bir oluşumları var herhalde, gönüllülerden oluşan. Kendisi de böyle sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor yanılmıyorsam. Hani demek istediğim 81 ile yayıldığı vakit bu ekibi nasıl böyle omurgasını oluşturmayı düşünüyorsunuz? Şimdi Demek istediğim o. Yani illa ki tabii ki dernek sizi kurmak çok iyi istemiyorum. anladım. Bakınız, Haluk Levent'in kurmuş olduğu dernek İstanbul'da. Bir, biz Diyarbakır'dayız. Diyarbakır ayrı. Dizliye gelen başka Bak, bir oluşum bakınız yani. hocam. Diyarbakır'ın stratejik konumu ayrı, İstanbul'un ayrı. Bu hassas konuları göz ardı etmemek lazım. Eğer bugün İstanbul'dan bir emekli paşamız bizi arıyorsa, sizin gibi bir gazeteci dostumuzun sayesinde. Devran Bey, ben size kitap göndermek istiyorum. Fakat biraz sizi araştırmışım. Herhangi bir dernekle şuyla böyle bir bağlantınız yok. Nereye göndereceğiz? Hangi adrese göndereceğiz? Adres vermişim ve bana sonuçta şunu söylüyor. Siz herhangi bir dernek çatısı altında yapmış olsaydınız size katkıda bulunmazdım. Niye? Sizi tanımıyoruz, bilmiyoruz.
Ne demek istediğini anladınız mı? Keşke dediğiniz şekilde, kolektif bir şekilde bu büyüse, daha çok bize katılım olsa, biz de insanlara dağıtsak. Şimdi bakınız, bu bahsettiğiniz STK'lar araç. İnsanlara, amaca ulaşmak için bir araç. Biz o araca binmeden de bazı şeylere yapabiliyoruz, bazı yerlere ulaşabiliyoruz. Amaç burada insana hizmet etmekse, amaç çocukların geleceğine dokunabilmekse, siz bunu... Araçya gerek yok. Evet. Yani şucu bucu olmaya gerek yok. İnsan olmanız yeterli. Ki bu bilinçle kitabımın tüm gelenini çocuklara başladım. Doğrudur. Telif haklarını bu tür sosyal sorumluluklarına yanılırsan başlıyorsun. Doğrudur Hasan Bey. Peki hocam, birazcık eklemek istediğiniz var mı sosyal sorumluluk projeleri hakkında, yoksa edebiyata geçeceğim? Geçebiliriz hocam. Hocam, işte bir önceki yayında yazarlık hayatına nasıl başladınız? Değindik. Neyden ilham alarak yazıyorsunuz? Değindik. Yazarken yazma süreciniz nasıl? Ona değindik. Bir şaire, yazara yöneltebilecek klasik soruları yönelttim. Siz de içtenlikle yanıtladığınızı düşünüyorum. Ama bu yayında yine edebiyat konusuna gireceğiz. Çünkü edebiyat gerçekten derya deniz. Birazcık da detaylandırarak gireceğim. Soru şu değerli hocam. Biliyorsunuz edebiyat türlerinin başlıcaları şiir, hikaye ve roman. Şimdi şiirin kronolojik tarihinden bakacak olursak, şiir daha çok böyle bir işaret dili, sezdirme dili olarak geçiliyor. Ama hikaye ve romana baktığımız vakit daha çok bir anlatım dili olarak geçiyor. Tafsir etme, betimleme, hayat öykülerini anlatmaya yakın bir edebi tür olarak geçiyor. Siz hem şairsiniz hem yazarsınız. Biraz önce dediniz ki bir öykü, bir araştırma ve senin meseleyin 4 şiir kitabı, bir özlü sözle şu an yazma hali hazırda yazma çalışmalarını sürdürdüğünüz ve deneme, tüm bu deneyime sahip bir şair yazar olarak edebi türler arasında yer alan şiir, roman ve hikayenin yeri ve önemi nedir? Nasıl tanımlarsınız? Buyurun hocam. Şimdi edebiyat şiir, roman, öykü dışında bir de deneme var. Seyahat. Tabii ki deneme de var. Seyahat yazıları var, seyahatnameler var. Gezi yazıları. Evet, gezi yazıları da var. Biyografi. Evet, sorunuza gelince şiir benim için duygunun dile gelmiş halidir. Roman, öykü ise düşüncenin dile gelmiş halidir. Şiire baktığımız zaman daha çok bizim şark, yani doğu bölgesinde, doğu edebiyatında daha çok duygusallığı işlerken, batıda baktığımız zaman, yani gark bölgesine baktığımız zaman daha çok roman, yani düşünce yazıları ön plana çıkıyor. Mesela bizim Kürt edebiyatında Melek Zile'dir, Fakih Teyran'dır, Ali Fındıklı'dır. Bu tür büyük edebi kişilerin bakıyorsunuz divanları var. Divanları da kaside, beyit şeklinde yazılmış, dile gelmiş. Yani bir yerde şiirimsi. Duygularını bir şekilde sözcüklere, kelimelere dökmüşler. Ama bir batıya baktığımız zaman Dostoyevski şiir yazmamış, roman yazmış. Düşüncenin dile gelmiş hali. Evet. O sebepten dolayı duygu dünyası biz doğular için ayrı bir yere sahip. Batılılar düşünceyle yaşarken biz doğular
Daha çok duyguyla yaşıyoruz. Duyguyla hemhal oluyoruz. Şiirde mesela diyor ki işte ağlasam sesimi duyar mısın mısralarında? Ama bir hikaye veya romanda bunu bir senaryolaştırarak bir senaryo diliyle efendime söyleyeyim beni bir olay örgüsü, zaman örgüsü içerisinde diyaloglar şeklinde bir betimleme tavsiye dediğiniz gibi bir düşüncenin dile geliş şekli olarak yansıtılıyor. Size göre bu şekilde değil mi? Evet hocam. Hani doğrudur. Peki hocam, şimdi bir önceki yayınımızda dedik ki hani yazar şair adaylarına neler önerirsiniz? Sizler de cevapladınız. Merak eden izleyiciler için geçmişte dünlük yayına baktığımız vakit bu ve bunun birçok sorunun cevabını izlemiş olacak, öğrenmiş olacak. Peki hocam, edebiyatçı olarak en iyi çıkış yapan yazar ödülü aldınız, verildi. Kim size verdi? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi yaz 11 gazeteciden farklı gazeteciler Evet. ve 11 gazeteciden oluşan bir jüri ekibi vardı. Yani bana gelen bilgileri size aktarıyorum. Bu jüri ekibi bu değerlendirmeyi yaparken yazarların kısa vadede eserlerinin ve onların yapmış olduğu çalışmalara baktılar. Şimdi biz Evet. kitabımız 3. baskıya girdiği zaman 26 günde 3. baskısı tükendi. Ve biz internet satışına biz koyamadan baskılar tükendi. Şimdi böyle onun dışında onlarca fuara gittik. Fuarlar gezdik. Fuarlara gittik. Yani internet satışına vermeye bile fırsat bulamadık. Fuar arifesine denk geldi kitaplarımız, 3. baskı. Bir de kitaplar farklı dillere çevrildi. Şu İngilizce, Kürtçe, Rusça, Arnavutça kısmet olsa ileriki süreçte bunlar da o dillere çevrilip çıkacak. Hal bu şekilde olunca sağ olsun onlara da teveccüh buyurdular. Bir de yaşımızın vermiş olduğu bir enerji var. Genç, dinamik bir enerji var. Onu da göz ardı etmeden 11 gazetecinin değerlendirmesi sonucu bu ödülü bize layık gördüler. Tebrik ediyoruz. Bize de tebrik etmek düşer. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah daha ilerine layıksınız. İnşallah başarılarınızın daimini Çok diliyoruz teşekkür ederim. Sağ olun. hocam. Hocam birazcık daha kültüre geçelim mi? Edebiyatı biraz konuştuk. Kültüre geçelim. Nasıl isterseniz Şimdi aslında. hocam biliyorsunuz estağfurullah. Şimdi bildiğiniz gibi hocam Kültür Bakanlığı Türkiye genelinde bir dizi kültür festival etkinlikleri yaptı. Bunlardan biri de Diyarbakır'da Sur Yolu Kültür Festivali'ydi. Ben sizin bir demecinizi okudum. Dediniz ki Sur Yolu Kültür Festivali kültürde siyasi bir festivaldir. Hani buradaki bu ifadenizde neyi kastettiniz? Yani illaki bir sanatçı mı veya bir iş insanı mı veya bir kültürel alanında bir STK mı düzenlemesi gerekiyor? Yani bakanlık veya işte iktidarın yönetimindeki hükümete mensup bakanlık ve vali bunların yine alt kademesinde olan bakanlığa bağlı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, AKSA, yine hükümete bağlı olan valilik düzenlediği vakit neden siyasi olsun? Buradaki kastınız neydi hocam? Çünkü tam olarak ne demek istediğinizi anlamayan izleyiciler olabilir, takipçilerimiz olabilir. Sur Yolu Kültür Festivali neden kültürel değil de siyasi festival dediniz hocam. Buyurun. Hasan Bey,
Daha önce bakın 2023'e girdik gireceğiz. 2023'te seçim var değil mi? Evet. Peki neden daha önce bu tür kültürel çalışmalar yapılmadı? Yapılmadı da bu yıl neden yapılıyor? Bu bir. İkincisi, hükümetten Diyarbakır'a yatırım için ödenek geliyor. O ödenek, bakın hizmet, insanlara şehire hizmet etmek için geliyor. Siz yatırıma gelen hizmet bedelini alıp bu şekilde birilerine yaranmak için kültür veya bu festivali adı altında isim fark etmiyor. Kalkıp harcarsanız orada tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bu Şimdi doğru peki fikir değil. hocam, Madem ki biliyorsun bir müsaade buyurun. hocam, affedersiniz. Tam burada temasta bulunacak bir cümle kullanacağım. Şimdi biliyorsunuz belediyecilik deyince en başta sosyal belediyecilik geliyor. Şimdi adam gidiyor sabahtan akşama kadar çeşitli iş kollarında mesai yapıyor. Adam kendi kendine diyor ki ya eğlenmek benim de hakkım. Diyarbakır'da bir konsere gitmek benim de hakkım. Hani tercih edenler için diyorum. Şimdi burada da böyle bir festival olmuş. İbrahim Tatlıses gelecekti. Bartın'daki kazadan dolayı ertelendi, gelmedi. Şimdi bir İbrahim Tatlıses hayranı neden gitmesin? Bir İbrahim Tatlıses hayranı olduğu sanatçıyı dinlemesin. Hemşerimiz İzzet Yıldızhan geldi, konser verdi. Hocam Belki isimler Yuca bizim için hemşeri bakın hayranları var. isimler önemli değil. İsimler önemli Evet. değil. A şahsı gelir, B şahsı gelir. Sorun değil. Hepsi bizim sanatçımız. Başımızın tacı. Bizim Evet. isimlerle, şahıslarla sıkıntımız, problemimiz yok. O Evet. konuda bir netleştirelim. Bakınız, kültür yolu deniliyor. Kültür yolu festivali deniliyor. Diyarbakır'da, Kocaköy'de Grafla denilen tarihi, kültürel değeri çok yüksek bir mabedimiz var. Göbekli Tepe ile aynı yaşıtta. Peki neden orada kültürel değere sahip çıkılmıyor? Burada bir tezatlık var. Bakınız. Sanırım bir barak çalışması var. Hocam Ama diyorsunuz ki benim anladığım bir müsaade buyurursanız bunun tarihi buyurun, ben bir buyurun. bağlayabilirsem en azından soracağınız Buyurun. sorular da belki o bağlamın içinde olabilir. Buyurun, buyurun, buyurun hocam. Estağfurullah. Şimdi bakınız, kültür diyeceksiniz. Öbür taraftan kültürel değeri çok yüksek, inanç sahibi, pardon, inançların yaşatıldığı bir bölgeyi, bir yeri su altında bırakacaksınız. Bu çok tezat bir durum. Açın orayı da Göbekli Tepe gibi. Açın orayı. Ne gerekiyorsa yapın, çevre düzenlemesini yapın. Turizme kazandırın. Sizi alkışlayalım. Önümüzü ekleyelim. Niye? Anmaya hizmet olduğu için. Kültüre hizmet olduğu için. Gerçek hizmet olur bakın. Öbür taraftan Sur Kültür Yolu Festivali deniliyor. Sur'da kendim şahit olduğum bazı olayları size anlatayım. Birçok insan gelmiş evinin yerini görmek için evin yerinde yerler esiyor. Bakın taşı bile kalmamış. Kadın oturup bağlamış. Çocuklarımı ben burada doğurdum. Evim nerede bilmiyorum. Ev yok. Siz Nerede hocam? Sur'da ya. Evet, anladım. Sur'da surun içinde. Bakınız. Evet. Onun dışında yıkılan evler kendi tarihi dokusuna uygun restorasyon yapılmamış. Ucube bir şekilde bir yapı var. Siz kuş bakışıyla baktığınız zaman bu evler cezaevini andırıyor. Bakın Hocam bir yetkili size arasa dese ki hocam yanında böyle böyle şeyler söylediniz. Hangi evi ihmal etmişiz diye bize ispatlayabilirsiniz değil mi? hocam Hani. beni aramalarına gerek yok. Surun içine gitsinler. Evet. Kim gitmek istiyorsa gitsin, surun içine gitsinler görürler. Tarihi dokusuna uygun birçok ev restorasyon yapılmamış. En basitinden ya uzağa gitmeyelim. Ali Paşa'daki yeni yapılan evler hangisi tarihi dokuya uygundur? Hangisi bazalt taşlara yapılmıştır? Uzağa gitmeye gerek yok hocam. Bitmiş evlerden bahsediyoruz. Bakınız.
İnsanlar orada evleri yıkılmış. Ev yok. Kadın ağlıyor, diyor ki ben çocuklarımı burada doğurdum ama evim yok. Siz acının üstüne keyif süremezsiniz. Bu insani olarak hakarettir. İnsanlara hakarettir. O insanlara hakarettir. Bakınız, keşke o insanlar ağlamasaydı, evleri tarumar olmasaydı ve bu güzellikleri beraber yaşamış olsaydık. Ne demek istediğimi anladınız mı? Evet. Hani o yıkıla bakınız, o tarihi evleri, bazı evler harabe edilmiş, yeniden yıkılıyor, bazıları ayakta kalmış bir kısmı. Keşke tarihe uygun bir şekilde, tarihin dokusuna uygun bir şekilde tekrardan restorasyon yapılmış olsaydı. Bakın onlar bizim değerlerimiz. Binlerce yıldır ayakta kalan değerler. Bazı evler var, ayakta duruyor ve yaşama mücadelesi veriyor. O ucube evler arasında. Bazal taşlardan yapılmamış. Başka bir husus ise... Hocam çok özür dilerim. Burada şurada İHA çalışmaları yürüten ilgili kamu kurum veya kuruluşlara kendilerine siz hakkı doğduğu düşündükleri varsa bizim ekranımız açıktır. İnternet haber sitemiz de açıktır. Her zaman kendilerine siz hakkı doğduğunu düşünüyorlarsa kapımız açıktır. Söylesinler. Onlara da açıklamalarına yer veririz bunun mesela. Hani işte yayında bunlar söylenildi de bu tür çalışmalarımız var diyor, hala sürüyor şeklinde kendilerine söz hakkı doğduğunu düşünenler varsa buyursunlar, kendilerinin de düşüncelerini, açıklamalarına memnuniyetle yer veririz, değil mi hocam? Tabii ki hocam, biz bakınız, biz burada kimseye iftira atmıyoruz. Hiçbir şahsa, kuruma, kuruluşa. Kimsenin yapmadığı veya yaptığı bir şeyi şöyle süsleyip insanların önüne sermiyoruz. Bakınız, başka bir husus. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri Diyarbakır'da yatıyor. Nerede yatıyor? Dağ kapıda yatıyor. Bakın, devlet hastanesine giderken solda hemen. Görmüşsünüzdür. Hemen onun yanı başında Şeyh Said Meydanı'nda konser veriliyor. Peki şimdi size bir şey soracağım. İslami kültürel olarak, İslami ahlak olarak aranızda bir 50 metre, 100 metrelik bir mesafe olacak. Sahabe mekanı orada, cennetle müjdelenmiş olacak ve siz de orada dans edeceksiniz, müzikli, çalgılı eğleneceksiniz. Sizce bu ahlaki olarak etik midir, değil midir? Şimdi hocam, bakınız, bu etik değil. Şimdi, siz gidersiniz. Şimdi hocam, bir müsaade buyurdunuz. Elhamdülillah, buyurun. Hani dediniz ya, sizce etik mi değil mi? Müsaade ederseniz ben de bir iki cümle söylemek tabii isterim. Tabii ki hocam, buyurun. Tamamlayacağı bulmak için. Şimdi değerli hocam, biliyorsunuz biz hani İran'da yaşamıyoruz, Suudi Arabistan'da yaşamıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Hocam ben şeriatla yaşıyoruz demedim. Şunu demek istiyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Allah-u Teala'ya inanıyorum, saygım sonsuz. Müslümanım, dinime saygım sonsuz, sevgim sonsuz. Ama şimdi o zaman buranın meydan olmaması lazım hocam. Yani Şeyh Said Meydanı o zaman bir yönetmenlik çıkarılması gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz sosyal hayatı düzenleyen bir dizi kurallar vardır. Bunlar kanunlardır. Bunlar gönül kurallarıdır. Bunlar ananelerdir, geleneklerdir, güreneklerdir. Şimdi bahsettiğiniz husus hocam, değerli hocam, kanuni bir bağlayıcı yok, değil mi hocam? Doğru. Yani bahsettiğiniz kanuni bir bağlayıcı yok. Yani kalkıp da orada konser verdi diye herhangi bir cezai yaptırımı yaptıracak bir kanun maddesi yok. Burada tamamen gelenekten, görenekten
efendime söyleyeyim, ana nelerimizden bahsediyoruz. İşte şey fight efendime söyleyeyim, meydan olma sebebiyle toplum tarafından böyle bir şeyin genel olarak hoş karşılanmadığını belirtiyorsunuz. Benim anladığım o değil mi hocam? Doğrudur. Şimdi hani birçok çevrede sizin düşüncenizi destekler nitelikte ben görüşler de dinledim. Tabii ki saygı duyuyorum. Onlara saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi herhangi bir kanuni bağlayıcı yok. Yani kalkıp da burada konser vermenin cezai bir yaptırımı sağlayacak bir kanun maddesi de yok hocam. Hocam şimdi bunun için hani burada İran olsaydı hocam, İran olsaydı belki kanuni, en ağır kanuni bağlayıcı maddesi olurdu. Ama gelenek yöreneklerimizde gerçekten sizin düşüncenize yer verecek nitelikte böyle şeyler var. Yani kalkıp da kardeşim ashabenin yanında zil zoruna sarhoş olunmayı nasıl ki tasvip etmiyorsak değil mi? Sarhoş olurcasına düğün dernek kururcasına işte efendime söyleyeyim gerçekten böyle hafif meşrep karakterli şahsiyetlerin sınırları aşan ölçüde eğlenmeleri de o mekanda genel anlamda öngörüsel olarak söylüyorum hoş karşılanmayabilir. Bu anlamda hemfikiriz. Ama dediğiniz şeyin bir kanuni bir bağlayıcısı yok hocam. Değil mi hocam? Buyurun. Şimdi hocam bir cümlemi bitirmeme müsaade etmediniz. Şimdi birincisi Türkiye, burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Muz Cumhuriyeti değil. Suudi Arabistan, İran, Pakistan şu bu da değil. Burası özgür bir ülke. Herkes özgürlüğünü istediği şekilde yaşıyor. Layık bir ülke. Benim kastettiğim şey, bakınız dünyada Arap toplumundan sonra Müslümanlığı kabul eden, Müslümanlığa büyük hizmetler eden halk Kürt halkıdır. Kürt halkı olduğu için biz bu İslami kültürü benimsemişiz, özümsemişiz. Bu bizim kültürümüz. Yani Türkiye coğrafyasının tamamında bu kültür var. Benim kastettiğim şey orada değil de bir 75'te yapılmış olsaydı daha anlamlı olurdu. Daha anlamlı olurdu. Bakınız hükümetimiz muhafazakar bir hükümet değil mi? Ama layık değil, muhafazakar. Muhafazakar bir hükümet. Muhafazakar bir hükümetin bu şekilde davranması bizi üzüyor. Biz onu kastediyoruz. Orada yatan bir değerimiz var. Sahabemiz var. Manevi dünyamızda yeri olan bir insan. Yanı başında sizin de tabirinizle eğlence sarhoşluğuna kapılan insanlar. İnsan, bakınız, her şeyin bir örfü, adeti vardır, edebi vardır. Siz o eğlenceyi gidip Hazreti Süleyman'da yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Etik değil. Burada da yapamazsınız, etik değil. Benim kastettiğim şey budur, etikliktir. Gidip nerede yaparsınız? 75'te yaparsınız. Park ormanda yaparsınız. O taraflarda yaparsınız, uygun olur. Ama gelip de burada yaparsanız uygun olmaz. Siz muhafazakar bir iktidarsınız. Öbür taraftan İslami olarak hizmet etmiş, yaşarken cennetle müjdelemiş bir insanın mekanın yanı başında bu şekilde davranırsanız bu etik değil. Benim kastettiğim etikliktir. Şimdi anladım. Şimdi saygıdeğer hocam. Bakınız, kanunluk bir şey yok burada. Siz kanunu söylediniz de burada kanuni bir durum yok. Biz görgüden, ahlaktan bahsediyoruz, etikten bahsediyoruz. Kanunilik bir şey yok burada. Evet. Şimdi saygıdeğer hocam, gerçekten güzel değindiniz. Ne demek istediğiniz de gayet net anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Şimdi hocam, ben de gazetecilik yaparken Dicle'deki birçok vatandaş zaman zaman bana ilçedeki sorunları işte telefonla arayarak veya yolda gördükleri zaman birebir iletiyorlar.
Mesela birkaç yıl önce bir çamurlu su faturası gönderdi bir vatandaşımız bana. O dönemin DİSKİ müdürü de muhabbetimin olduğu, merhabamın olduğu biriydi. Ve bana dedi ki işte Hasan Bey ne konuda diyorsan telefonumu açıktır arayabilirsin. Hani ben de aradım müdür bey. Vatandaş bana böyle böyle bir fotoğraf gönderdi. Kendisi hemen ekip gönderdi. Ekip gönderdi. Ekibin çekip müdür beye iletti. Müdürün de bana iletti. Fotoğraftaki sol berrak, tertemiz. Ben de vatandaşa dedim ki abi dedim sen bana diyorsun ki böyle bu çamurlu su suyu haber yap. Ben şimdi bunu haber yapsaydım sol durumda kalırdım. Kurum ekip gönderiyor evinize. Evinizden alınan numune su berrak. Bunun faturasını da bana gönderiyor. Diyor ki işte efendime söyleyeyim arıtma cihazından geçtikten sonra akan suyun faturasını seyretmişler. Efendime söyleyeyim. Ben de dedim ki abi keşke daha önce söyleseydiniz öyle. Şimdi bazen de vatandaşlar veya farklı yerlerdeki insanlar bana problemlerini ilettikleri vakit ben yine kurumu iletiyorum. Hani haber yapmadan önce istişare yapıyorum. Acaba nedir ne değildir? Çünkü kurum yargı Teyit kötü ediyorsunuz. Yani olması bir şey. gereken o. Evet. Doğrudur. Kurum yargı kötü bir şey. Bir keresinde bana ne dedi biliyor musunuz kurum amiri? Hasan Bey, bu vatandaş bu sorunun çözümü için bir dilekçe vermiş mi diye sen sor dedi. Sordum dedim ki dilekçe vermiş misiniz? Hayır vermedim. Peki dedi sor. Kuruma herhangi bir müracaatı olmuş mu? Danışma hattı işte kurum hattından bir müracaatı olmuş mu? Sordum. Yaptınız mı? Hayır. O zaman diyor ki çözüm mercisi benim. Niye direkt basına geliyor? Şimdi bizler de burada iletişim elçisiyiz. Yani kamu yararı anlayışıyla burada kitle iletişim araçlarıyla memleketin konularını, meselelerini konuşuyoruz. Elbette ki bu Sur Yolu festivalini organize eden bir komite var. Bu komite üyeleri var. Şimdi bu komite üyelerine denilmedi mi? Ya kardeşim bir adım ötesi sahabe yatıyor. Burası Şeyh Said Meydanı. Şeyh Said'in belki binlerce, on binlerce, yüz binlerce seleni müridi var. Yani bu komiteye denilmedi mi, bilgilendirilmedi mi? Bu hassasiyet onlara empati şekilde kuracak şekilde söylenilmedi de mi hani Hasan Bey, acaba? bunu organizasyonu yapan arkadaşlara sormak lazım. Evet, doğrudur. Yani Doğrudur. aklınız yok mu? Aklınız yetmedi mi? Bilmiyor muydunuz? Okumanız da mı yok muydu orada? Okumanız da mı yok mu? Orada El-Fatiha yazıyor. Onu da mı görmediniz? Peki hocam bir yandan onu diyoruz. Hani diyoruz ki toplum tarafından hassasiyeti olan bir mekanda görgü kurallarında yeri olmayan böyle bir işte eğlence sarhoşluğunun düzenlenmesi hani görgü kurallarımızda yer yok dedik. Ama diğer taraftan da değerli hocam on binlerce kişinin akın akın gidip katıldığı bir organizasyondan Hocam bahsediyoruz. insanlar Buna on binler değil, yüz binler de katılabilir. Bu gayet normal bir şey. Yani biz insanlara gitmeyin veya niye gittiniz deme lüksüne sahip değiliz. Az önce cümlemde de belirttiğim gibi. onu kastetmedim. Burası, Onu bakınız burası kastetmedim. Hani vatandaşlar Türkiye laik bir devlettir. Bu bir, şer'i yönetilmiyor. Türkiye laik bir devlettir. İki, Türkiye burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Muz Cumhuriyeti değil. Üç, insanlar özgürdür. İstediğini söyleyebilir, istediğini yapabilir. Ama insanları kutuplaştırmadan, insanlara zarar vermeden, insanları ötekileştirmeden bunu yaparsa bir anlam kazanır. Yani şunu demek yapıcı istedim. olmak Yani lazım. Buyurun. oraya katılan vatandaşlar, o etkinliğe katılan vatandaşlar hani bilinçsiz, bir şuursuz bir yapıya mı sahip gittiler yoksa o hassasiyeti bilmiyorlar mı hani? Onu demek istiyorum. Yani Şimdi katılanlara sormak lazım. Siz bu konuda malumat sahibi miydiniz, değil miydiniz? Orası Şeyh Said şimdi Meydanı. organizasyon Yanı başında evet. sahabe mekanı var. Oraya eğlenmeye gittiniz. Siz bunları biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? O bir. Sizin demin çok güzel bir noktaya değindiniz.
Organizasyondan sorumlu kişiler bunu yaparken bir tek orası değil. Ya oradaki Sur Yolu Kültür Festivali deniliyor. Az önce size söylediğim gibi. Göbekli Tepe ile yaşıt olan, hemen hemen yaşıt olan, aynı konumda olan bir yer maalesef ki maalesef ülke kültürüne, turizmine kazandırılmıyor. Neden kazandırılmıyor? Kardeşim siz kültür festivali düzenleyeceğinize orayı turizme açsanız da bile Diyarbakır'a memlekete istihdam da olmuş olur. Kültürümüze peki değerli hocam. Yani peki değerli hocam, Şeyh Faik Meydanı dedi ki gürgük oralarımız gereği işte bir adım ötesi sahabeler ve ismine diyanen de Şeyh Faik Meydanı olması hasebiyle de bu tür konser, eğlence düzenlemeleri gelenek yüreneklerimize uygun değildi dedi. Peki bu çıkarımı yaptığınız vakit bir öneride de bulunma ihtiyacı oluyor. Peki Şeyh Faik Meydanı en uygun olarak toplumsal sağduyuyu da göz önünde bulundurarak hangi tür etkinlikler yapmaya müsaitir? Yani bir parka mı dönüştürülmeli, otopark mı yaptırılmalı? Nasıl bir alan olarak kullanılması uygundur? Şimdi hocam, biz ne söylesek de bugün havada kalır. Neden havada kalır? Çünkü sözün tesirinin etmediği, sözün para etmediği bir dönemdeyiz, bir konumdayız. Keşke idarecilerimiz bu veya buna benzer organizasyonları yapmadan önce danışsalar birilerine. Akıl akıldan üstündür. Güzel fikirler ortaya çıkar. Kardeşim biz böyle bir şey yapacağız. Nasıl yapalım? Neler yapalım? Bizde maalesef istişare kültürü yok. Benim kültürü var. Şimdi orayı bakınız, orayı birincisi eğlence yeri olarak yapılması uygun değil. Bu bir yerde Diyarbakır şehzadi seven muhafazakar insanların olduğu bir kent Diyarbakır. Ve bu insanlara da hakarettir. Niye hakarettir? Hem oraya Şehzade ismini koyacaksınız hem de insanları oraya götürüp eğlendireceksiniz. Yani bu çok tezat bir durum. O eğlence yeri olarak bakınız, eğlence yeri olarak başka bir yer temin edilebilir. Belediyenin alanı çok. Ama siz oraya Şehzade'yi bir kenara bırakalım şimdi. Onun yanı başına sahabe var. Şehzade'den daha büyük sahabe var. Sahabe mekanı var orada ya. Aralarında sadece bir yol geçiyor. Onun hatırına bile kalsa orası eğlence yeri olması uygun değil, etik değil. Bakın, Diyarbakır muhafazakar olduğu için söylüyorum. Burası İslamiyet'ten sonra, pardon Araplardan sonra Müslümanlığı kabul eden halk Kürtlerdir. İslamiyet'e büyük hizmetleri dokunmuştur. Ve biz bu kültürü iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu bizim kültürümüze ters. Yani biz bir insan vefat ettiği zaman, komşusu vefat ettiği zaman bir hafta boyunca eskiden televizyon izlemeyen bir halktık, bir millettik, bir şehirdik. Şimdi sahabenin yanı başında eğlenceye gidiyoruz. Bakın. Şimdi değerli hocam, nereden nereye? Büyük bir yozlaşma var. Kültürel, gerçekten kültürel bir yozlaşma, kültürel bir kıyım var. Yani bu geçmişten günümüze gelen bir süreç. Sadece bu festivale bağlamıyorum bunu. Büyük bir kültür yozlaşma var. Maalesef, bakınız size başka bir şey söyleyeyim. Şu anda dünyada en fazla sosyal medyada vakit geçiren ülke gençleri olarak Türkiye başı çekiyor. Gençlerimiz, çocuklarımız günde 15-16 saat sosyal medyada vakit harcıyor. Bu da insanları aptallaştırıyor. Ülke olarak biz aptallaşıyoruz. Birçok değerimizi kaybediyoruz. Hiçbir genç günde 16 saat kitap okumuyor ama 16 saat elinde telefon sosyal medyada. Bakınız ülke için bu bir uçurum. Bunun önüne geçmemiz lazım. Hocam kitap okumak kolay da kitap okumayı kolaylaştırarak imkan, zaman ve mekan zor. O da zor. Yani bir kafayı doldurmak. Kitaplar da çok pahalı, alınmıyor. Yani keşke buraya harcadıkları paranın bir kısmıyla kitap alıp
okuma etkinlikleri düzenlemiş olsalardı. Hocam mesela geçenlerde Dicle'de bir parkta oturuyordum. Yanımda iki tane ortaokul öğrencisi vardı. Ne yapıyorsunuz? İşte şu okula gidiyoruz, bu okula gidiyoruz. Peki dedim, kütüphane olsa çalışmaya gider misiniz dedim. Hemen dedim, karşıda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bilgi evi var dedim. Dedi, oraya abi dediler, lise öğrencilerini tek alıyorlar. Peki dedim, bir yer olsa, size bir yer bulsam, gidip ders çalışır mısınız? Gidip çalışırız dediler. Ben de halk eğitim müdürümüzü aradım. Dedim ki, hocam böyle böyle bir durum var. Kendisi müsait değildi, yardımcısıyla görüştüm. Halk eğitim müdürü yardımcısı. Dedim ki, hocam böyle böyle sizin de bir kütüphaneniz var. Öğrenciler boş vakitlerinde gelip çalışabilirler mi? Hasan Bey dediler, istediği vakit gelip çalışabilirler. Şimdi öğrencilere dedim ki, bakın işte okuldan gittikten sonra yemeğini yedikten sonra git, istediğin gibi çalışabilirsin. Sonra halk eğitim müdürümüz bana döndü. Dedim ki, hocam bu konuya dönüp görüşmek için aramıştım. Kendisi de sağ olsun yardımcı oldu. Yani okumak gerçekten kolay ama bu yer, mekan, zemini hazırlamak lazım öğrenci. Doğru, haklısınız. Mesela ben hocam bir devlet büyüğüme birkaç yıl önce telefon açtım. Dedim ki, işte Sayın Valim Dicle'ye bir kütüphanede kütüphane, kütüphanede kütüphane. Öyle merhabamın olduğu biriydi. Dedim ki, Sayın Valim Dicle'ye kütüphanede kütüphane. Yani Riyasan dedi, sen bana 25 öğrenci bulabilir misin dedi. Ben de dedim ki, şimdi Sayın Valim kütüphane olsun, ihtiyaçtır. Bu olduğunda 25 öğrenci de gider. Sonra tabi bu bahsettiğim birkaç yıl önceydi. Sonra bir okul müdürümüzle görüştüm. Ya dedim ki, böyle böyle bir hocam bir durum oldu. Dedi ki, Hasan bana söyleseydin 25 değil bilmem kaç öğrenci ben sana ayarlardım. Mesela. Yani gerçekten o zaman ve mekan öğrenciye bir kütüphane ortamı oluşturmak çok önemli. Sizler de bu anlamda kütüphaneler oluşturarak bu anlamda gerçekten takdire şayan Teşekkür ederim. bir çalışma yürütüyorsunuz. Teşekkür ederim. Son Hocam olarak bu şu kültür yoluyla ilgili son buyurun. olarak şu bir cümle kurmak istiyorum. Evet. Buyurun. Bakınız, bugüne kadar Diyarbakır'da kültür festivali düzenlenmedi. Bu birincisiydi. Peki, eğer siyasi olmasaydı neden seçim arifesinde düzenleniyor? Kardeşim, geçen yıl niye düzenlenmedi? Niye ondan önceki yıl düzenlenmedi? Niye bu yıl düzenleniyor? Seçim var. Bu kültür, artık bunun adı kültür değil, siyasi festival oluyor. Bu Peki, bir yerde gençlere peki yatırımdır. hocam. Bakın, yatırımdır, yani seçim olarak görülüyor. Seçim yatırımı olarak görülüyor. Biz geldik size kültür festivali düzenledik. Amenna, düzenledin de niye geçen yıl düzenlemedin? Veya sen bunu düzenlemeden önce o kültürü, yapıyı koruyabildin mi? Sur diyorsun, surdaki o kültürel yapıyı koruyabildin mi? Tarihi dokusuna uygun restorasyon işlemini yapabildin mi? İnsanların evini yıkmadan, o tarihi dokuyu bozmadan, bu keşke o tarihi dokuyu bozmadan bu kültürel yapıyı düzenleyebilse, bu kültürel festivali düzenlemiş olsaydın, yapmadın. Yani insanların Hocam evini bence yıkacaksınız, insanlar orada ağlayacak. Ya benim İstanbul'da bir arkadaşım var, Diyarbakır'a geldi, beraber liseyi okuduk. Şu an İstanbul'da ikamet ediyordu. Geldi. Biz Alparslan Lisesi'ne beraberdik. Oraya gittik, evler de hemen arkasındaydı. Hasan Bey, arkadaşımın evi yok. Bahçe yapılmış. Çocuk oturdu ağladı. 18 yıl kaldığı evi arıyor bulamıyor. Yeri bile yok. Şimdi siz bu insana gelip deyin ki ben size kültür festivali düzenliyorum. Bu insan size tepkisi ne olur? Ya siz adamın evini yıkmışsınız. Anladım. O bu nedenler, Tabii ki bakın neden, bakın neden ne olursa olsun. burada bir ideolojik gönderme yapmıyoruz diye anladığım kadarıyla. Yok. Bir insani İnsani, boyutuyla, bakınız, insani boyutuyla. kültürün ideolojisi olmaz. Ben ideolojiden bahsetmiyorum.
Bakın, o nedenden bu nedenden problem çıkmış olabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Bakınız, ben kastettiğim şey o tarihi dokuyu bozmadan olması gerektiği gibi tarihimizi korumuş olsalardı amenna. Ya size örnek veriyorum, arkada okul arkadaşım 18 yıl büyüdüğü ev yok. Ağlıyor. Çocuğun hiçbir siyasi partiyle, ideolojiyle hayatında oy kullanmamış biri. Evet. Şimdi siz bu insana bir şey anlatamazsınız. Kültürden, festivalden dediğiniz zaman o insanı inandıramazsınız. Yani burada bir ideoloji, siyasi bakış yok ha. İnsani olarak bakıyorum. Zaten kültürün, tarihin, edebiyatın, sanatın ideolojisi olmaz. Evrenseldir bu değerler. Evet, tamam. Yani biz değer olarak bakıyoruz. İnsani nazarda bakıyoruz. Buyurun. Hocam hani dediniz ya, dediniz ki iktidar muhafazakar bir iktidar. Hani bahsettiğiniz şekilde de işte o mekanda konserin, festivalin düzenlemesi gelenek ve göreneklerimize uygun olmadığından bahsettiniz. Peki bir yandan öyle, bir yandan böyle. Sizce bu organizasyonu yapanların bir basiret bağlanması mı, yoksa özellikle bilinçli bir şekilde yapılmış bir şey mi? İlk olduğu için şimdi bilinçli desek Evet. onlara da haksızlık etmiş oluruz. Biraz eğri oturup doğru konuşmak lazım. Evet. Belki arkadaşlar onun farkına varmamışlardır. Belki Basiret bağlanması. o da olabilir. Belki de bilenler vardır o komite içerisinde. Bilinçli de yapılmış olabilir. Şu anda net diyebileceğimiz tek bir şey var. Bu kültür değil, siyasi festival. Buradaki mahalli, yerel yöneticilere kasıtlı olarak onu yaptıkları için suçlamak biraz adaletsizlik olur. Hocam ben inanıyorum ki Temennimiz şu, basiret temennimiz olmasın. şu. İnşallah bundan sonraki eğlenceler tertiplenirken bu hassasiyetler dikkat edilir. Aynen. Aynen. Aynı temennileri paylaşıyorum çünkü benim telefon rehberimde de birçok muhafazakar kesim var. İşte muhafazakar, farklı muhafazakar parti başkanından tutun da kamu yöneticisi, işte Diyanet'ten önemli görevde olan isimler de var. Onların da birçok paylaşımları bu yönde, hani sahabenin olduğu, Şeyh Said Meydanı'nın olduğu yerde böyle bir eğlencenin tertiplenmemesi gerektiği yönündeydi. Gerçekten de bu anlamda birçok vatandaştan da sizin görüşünüzü destekler paylaşımları vardı sanırım. Vermek istediğiniz mesajla net anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Bu konuda eklemek istedikleriniz yoksa bir sonraki soruya geçeceğim hocam. Buyurun hocam, geçebilirsiniz. Şimdi hocam siyasete geçmek istiyorum biraz da. Biliyorsunuz önümüzde genel seçimler var. Türkiye'nin kaderini, geleceğini belirleyecek. Türkiye'nin Ülkemizin geleceğine kırılma noktası. evet, yön verebilecek gerçekten tarihi önemli seçimlerden biri. Siyasette bu anlamda kazanlar kaynamaya başladı. Geri sayım başladı genel seçim için. Hareketlilik, seçim çalışmaları artar oranda il, ilçe, genel merkez nezdinde artar oranda devam ediyor. Süreç ilerliyor. Bir yandan Cumhur İttifakı, diğer yandan Millet İttifakı çalışmalarını sürdürüyor genel seçim için. Size göre hocam Türkiye'yi nasıl bir genel seçim bekliyor? Nasıl bir seçim sonrası, nasıl bir Türkiye'yi, nasıl bir gelecek bekliyor? Buyurun hocam. Şimdi seçim süreci çok çetin olacak. Tabii O ki. kesin. Evet. Türkiye'deki siyasetle dünyadaki hiçbir ülkedeki siyaset birbirine tutmuyor. Yani aynı paralellikte Evet. izlemiyor. Çünkü Türkiye'nin kodları çok farklı.
Avrupa'nın kodları çok farklı. Amerika'nın daha farklı. İsrail'in çok çok daha farklı. Bu sebepten dolayı Türkiye'deki seçimler her zaman zor geçmiştir. Zordan kastım şiddet değil, ha, yanlış anlaşılma olmasın. Maalesef bizim insanlarımız çok basit düşündükleri için cımbızla bazı şeyleri, kelimeleri alıp başkaları çekebiliyorlar. Çok zor geçmiştir. Şiddetli geçmiştir. Fikirsel olarak söylüyorum. Çetin geçmiştir. Bu sefer de yine aynı şekilde olacaktır. Hocam, sizin şair, yazar kimliğinizin yanında aktif siyaset yapıyorsunuz. Yanılmıyorsam Deva Partisi'nde. Değil Doğrudur. mi hocam? Doğru. Deve Partisi Yönetim Kurulu Birazcık üyesiyim. da evet, birazcık da siyasi kimliğinizi, siyasi çalışmalarınızı anlatmak ister misiniz? Nasıl bir çalışmanız var? Aktif siyaset hayatınızdan neler yapıyorsunuz? Birazcık da bunlardan bahseder misiniz? Şimdi hocam benlikten uzak bizlik biz olarak hareket ettiğimiz için şimdi tek tek bizim edebiyat tabiriyle habbe habbe bunları anlatmaya kalkarsak sabah olur. Çünkü niye diyeceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi partinin yapmadığı bir şey yaptık. Eylem planlarımızı açıkladık. 90 günde, 365 günde neler yapabileceğimizi her şeyi habbe habbe bir şekilde kamuyla paylaştık. Şeffaf bir şekilde. Bakınız bunu Türkiye'de hiçbir siyasi parti bugüne kadar yapmadı. Eylem planlarımızı açıkladık. Biz yaptık. Demokrasiden tutun da dış politikaya kadar. Sağlıktan tutun da çevreye kadar. Eylem planlarımızı açıkladık, kamuyla paylaştık. Dedik ki biz iktidar olursak bakın biz bunları yapacağız. Evet. Yol haritamızı, yapacaklarımızı her şeyi önceden vatandaşlarımıza paylaştık. Yani siyasette şeffaf olmak gerekiyor. Siyasette dürüst olmak gerekiyor. Maalesef Hocam peki. bize yanlış öğretildi. Siyaset yalan sanatıdır, kandırma üzerinedir. Bakınız, kesinlikle değil. Siyaset insan yönetme sanatıdır. Siyaset halka hizmet etme makamıdır. Artık o taburaları yıkmamız gerekiyor. Dürüst insanlar da siyasette var. Var olmalılar da. Neden olmasınlar? Şimdi Bakınız hocam size dediniz ki partimle ilgili son bir cümle müsaadeniz buyurursanız buyurun, tüm buyurun. samimiyetimle size söylüyorum. Genel başkanımız Ali Babacan'ın dürüstlüğüne, liyakatına, şeffaflığına ve partimizin üst düzey kadrosuna, A kadrosuna zerre şüphem olmuş olsaydı ben bugün o insanlarla yol yürümezdim. O Şimdi insanlara, peki hocam. o insanların dürüstlüğüne, liyakatına, ehliyetine inandığım için ülkemin, memleketimin faydasına, güzellikle katacaklarına inandığım için onlarla beraber yol alıyorum ve bir nebze de olsa katkım olursa ne mutlu bana. Evet. Şimdi hocam, Deva Partisi bildiğiniz gibi yeni bir parti. Genel başkanı eski AK Parti'de yer alan Sayın Ali Babacan. Ben Siirt mitinginin görüntülerini ve genel merkezle görüşerek izin alarak sosyal medya hesabımda yayınladım. Teşekkür ederiz Şimdi hocam. Sağ olun. Altılı Masa'nın müdavimlerinden biri, Altılı Masa'da yer alan altı partiden biri Deva Partisi. Şimdi hocam deniliyor ki işte kardeşim Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceksen efendime söyleyeyim Millet İttifakı'ndan şuna ver. Muhafazakarsa işte Saadet Partisi'ne var ve sol görüşlüysen efendime söyleyeyim CHP ve milliyetçi bir çizgi yapı varsa efendime söyleyeyim İYİ Yapı'ya, İYİ Parti'ye ve gibi vatandaşlar arasında böyle kulis diyalogları olabiliyor.
Velev ki böyle bir vatandaşlar arasında polis diyalogları olsa, sizin partiniz hangi siyasi görüşe yakın bir parti? Cumhur İttifakı'ndan kopmuş, özellikle de kararsız olan vatandaşlardan hangi görüşe sahip vatandaşlara daha çok hitap eden bir partisiniz? Buyurun hocam. Şimdi hocam biz özgür bir partiyiz, özgürlükçüleri savunan bir partiyiz. Bu sebepten dolayı da kendimize bir çerçeveye koyup hapsetmedik. Bakınız, bizde sağcısı da var, muhafazakarı da var, solcusu da var, liberali de var, merkeziyetçisi de var. Biz her kesime hitap eden bir partiyiz. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türkiye Partisi'yiz. Bakınız biz tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Biz demiyoruz ki ben. Bakın ben dediğiniz zaman sadece bölgesel oluyor veya bir zümreye ait oluyorsunuz. Biz diyoruz. Genel başkanımız Diyarbakır'da konuştuğu neyse Trabzon'a gittiği zaman aynısını orada da konuşuyor. Sabah farklı, akşam farklı konuşmuyor. O sebepten dolayı zaten kendisiyle yol yürüyoruz, seviyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm vatandaşların, oy kullanabilecek tüm vatandaşların oyuna talibiz. Biz onların partisiyiz. Herhangi bir bölgenin, bir zümrenin, sadece bir grubun partisi değiliz, olmayacağız da. Çünkü biz iktidara yürüyoruz ve Türkiye'de sağcısı da var, solcusu da var, muhafazakarı da var. Efendime söyleyeyim, şuyu da var, buyu da var. Hepsi bizim. Hocam Hepsi bizimdir. anketlerde Hepsi, müsaade buyurursanız, hepsi bizim yurttaşımızdır, başımızın tacıdır. Biz hepsini kucaklıyoruz. Hepsinin sorunu, problemi bizim problemimizdir. Ve biz gelirken diyoruz ki, Türkiye'de demokrasi problemi var diyoruz. Bakın, şu soru, bu sorundan ziyade demokrasi. Çünkü siz demokrasi çözerseniz, problemlerin %90'ını çözmüş olursunuz zaten. O yüzden biz Türkiye Partisi'yiz. O yüzden yeni kurulmamıza rağmen halk tarafından çok sevilip meydanlar doluyor. Buyurun hocam. Anketler demiştiniz. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Hocam, estağfurullah. Yeni parti olmamıza rağmen anketlerde yanılmıyorsam %3,5-4'e kadar orana tekabül ediyor oy oranımız. Sizin seçimde öngörünüzle yüzde kaç oy almayı öngörüyorsunuz? Dediniz ki biz Türkiye Partisi'yiz. Belli bir kesimin belli bir ideoloji veya belli bir görüşe kendimizi kısıtlamayan bir partiyiz. Türkiye'ye hitap ediyoruz. Türkiye Partisi'yiz dediniz. Gerçekten Ali Babacan'da meydanlarda il il seçim mitingi yapıyor. Kalabalığına da vakit azımsanmayacak kadraja giren bir topluluk var. En son Erzurum mitingini iptal etmişti yaşanan maden kazasından dolayı. Bir öngörüde bulunacak olursanız seçimde yüzde kaç oy almayı öngörüyorsunuz Deva Partisi olarak? Şimdi hocam, anketler şu an için anketler bizim için karar verici bir noktada, pozisyonda değil. Maalesef şirketler üstünde büyük bir, medyada olduğu gibi şirketler üstünde de büyük bir baskı var. İktidarın baskısı var. Bunun farkındayız. Bazı anketler %1 gösteriyor, bazıları %5 gösteriyor, bazıları da %12 gösteriyor. Şimdi hangisine inanacaksınız? Bizim ilk Ama hani bazı anketler mesela seçim sonucuna yakın tahminde bulunabiliyor. ha, tam haklısınız, Yani bulunabiliyor. Bazıları da aynı şirketler, aynı anketler de doğru da söylemiyor. O da var. Şimdi biz meydanlara baktığımız zaman meydanlar bize başka bir şey söylüyor. Anketlere baktığımız zaman anketler bambaşka bir şey söylüyor. Biz gördüğümüze inanırız. Biz halkımızın bize vermiş olduğu desteğe inanırız. Biz meydanlarda bizi yalnız bırakmayan yurttaşlarımızın vermiş olduğu desteğe inanırız. Deva Partisi'nin altını çizerek söylüyorum.
Deva Partisi'nin kesinlikle baraj problemi yoktur. Bakınız, bugün iktidar partisinin en çok korktuğu parti Deva Partisi'dir. Size örneğini vereyim. Antep mitingi düzenledik. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı hemen Adana'da gençlik buluşmasını düzenledi. Aynı gün, aynı tarih. Erzurum mitingi düzenledik. Diyarbakır'da o da miting düzenledi. En başka gün mü kalmadı? Neden biz programımızı, takvimimizi açıkladıktan sonra onlar açıklıyor? Gebze mitingimize engel oldular. Siirt mitingimize keza aynı şekilde. Alanlar doldu, Nişantaş'tı. Trabzon yine aynı şekilde. Bakınız, bunlar azımsanacak rakamlar değil. Binler geliyor oraya. Ekrandaki şu anda ekrandaki Diyarbakır. Buyurun hocam. Estağfurullah, buyurun hocam. Tamamlayın. Ekranların başındaki insanlarla beraber baktığımız zaman bu sayı milyonları buluyor. Deva Parti mitingini izleyenleri söylüyorum, kastediyorum. Ben Diyarbakır'da il yönetim kurulu üyesiyim dediğiniz için bu soruyu yönetiyorum. Diyarbakır'da kaç üyeniz var şu ana kadar? Hocam, Diyarbakır'da şu anda resmi olarak 15 bin üyemiz var. Yeni partiye göre hani gönüllüler hariç. Gönüllüleri de kattığımız zaman bu sayı artıyor. Yani bu sayı 30-40 bini de aşar. Bir de korku, bir korku iklimi de var. İnsanlar fikirlerini söylemekte maalesef korkuyorlar. Özgür değiller. O da var. Seçim günü bekleyin diyorlar. Bunu söyleyen birçok kurumdan insanlar var. Devlet memurları, vatandaş, esnaf aynı şekilde. O yüzden biz içimiz rahat, yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biz halkımıza güveniyoruz. Şimdi hocam, hani düşüncelerinizi anlattınız. Bizler de kültürden, edebiyattan, siyasetten konuştuk. Tabii ki her zaman olduğu gibi takdir kamuoyundur. Kesinlikle. Hocam ama ben inanıyorum ki siz de bu konuda aynı fikirsiniz. Kazasız, belasız, demokrasi kurallarına uygun bir seçim diliyoruz. Nihayetinde bir taraf kazanacak, bir taraf birinci olacak, bir taraf ikinci olacak. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Efendime söyleyeyim. Hasan Bey, kazasız, lafınızı kesiyorum. Evet. Kusura bakmayın. Biz Millet İttifakı'nda değiliz. Biz tek başımıza seçime gireceğiz. Onu belirtmek isterim. Parti olarak tek başımıza altılı seçime gireceğiz. Altılı masada yer almıyor musunuz? Altılı masada yer alıyoruz. Altılı masa ayrıdır. Millet İttifakı evet. Ayrıdır. Altılı masa Cumhurbaşkanlığı adayı için kurulmuş evet, bir masa. Evet. Fakat evet. Biz milletvekili seçimlerinde parti olarak tek başımıza seçime gireceğiz. Genel Başkanımız bunun açıklamasını yaptı. Deva Partisi logosuyla seçime gireceğiz. Millet İttifakı'yla girmeyeceğiz. Anladım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde altılı masa. O konuda doğru. Evet. Ve dediniz ki bizim Deva Partisi olarak baraj problemimiz yok. Dediniz. Ve inanıyorum ki mesajdan net iletildi. Eklemek istedikleriniz var mı hocam son olarak? Bizim amacımız memleketin kazanması, ülkenin kazanması, bizim amacımız insanımızın kazanması. Biz bunu şiar edinerek siyaset yapıyoruz. Seçimden sonra umudumuz, beklentimiz ülkemizin kazanmasıdır, memleketimizin kazanmasıdır, insanımızın kazanmasıdır, demokrasimizin kazanmasıdır. Bizde saygı kültürü maalesef kalmadı, hoşgörü kültürü kalmadı. Karşı taraftaysan düşmanımsın. O nazarda birbirimize bakıyoruz. Bu da çok yanlış bir şey. Benle kardeşim aynı fikirde olmayabiliriz. Benle babam aynı fikirde olmayabiliriz. Ama birbirimize saygı duymalıyız. Demokrasinin güzelliği de bu zaten. Farklı seslerin, farklı renklerin bir arada olması. Bu insanlığın varoluşundan bugüne kadar. Habil ile Kabil de aynı fikirde değillerdi. Aynı görüşte değillerdi.
Ta o günden bugüne kadar ve bu zamandan sonsuza kadar insanlar aynı görüşte olmak zorunda değil. Ama birbirine saygı duymak zorundalar. İnsanlarımızdan ricamız lütfen birbirinize saygılı olun, hoşgörülü olun, kalp kırmayın. Bakınız Hasan Bey, 3 günlük dünya, Evet. dün, bugün ve yarın göçüp gideceğiz. Bir gün her şeyi arkamıza bırakacağız. Kalp kırmayı, efendime söyleyeyim, 3 günlük dünya için film fırıldak çevirmeye gerek yok. Kalp kırmaya gerek yok. Her şeyi bir gün, bakınız, arkamıza bırakacağız. Malı, mülkü, evladı, eşi, makamı, koltuğu yükleyeceğimiz tek şey amelimizdir. Tabii ki. Biz ve yaptıklarımızdır. İyilik tohumlarını ekelim. Hem bu dünyada hem ahirette faydasını göreceğiz. Karşılığını alacağız. İyilik iyidir. Biz iyilik yapalım. Biz güzellik yapalım. Karşımızdaki insanın görüşü, fikri, zikri ne olursa olsun. Onun da bizim gibi hakkı var. Biraz empati kuralım. Nasıl ki bizim bazı şeylere hakkımız varsa karşımızdaki insanın da hakkı var. Bu nazarda baktığımız zaman sağlıklı bir diyalog, iletişim kurduğumuz zaman inanın ki hiçbir problemimiz kalmaz. Bugün Türkiye'de insanlar kutuplaşıyor ve büyük bir problem var. İletişim problemi var. Artık insanlar birbirle konuşmuyor. Bakıyorsun aynı evde çocuk ile baba konuşmuyor. Biri telefon elinde bir köşede, biri başka bir köşede. Böyle olduğu zaman artık o bağ da kopuyor. Aile bağı da kopuyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Birbirimizi üzmeyelim. Gerek yok. Film fırıldak çevirmeye gerek yok. Neysek o olalım. Ya olduğumuz gibi görülelim, Aynen. ya göründüğümüz gibi olalım. 3 günlük Aynen dünya. katılıyorum. Bir hiç kimseye kalmayacak. Evet. Biz yapabiliyorsak iyilik yapalım. İyilik yapamıyorsak da kötülük de yapmayalım. Evet. Ve hocam seçim çalışmalarında da parti ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlarımızdan sağduyulu efendime söyleyeyim kavgasız Kesinlikle efendime söyleyeyim şiddete hayır. evet, şiddete Çatışacaksak hayır fikirlerimiz diyorum. çatışsın. Çatışacaksak Tabii ki. üretim üzerine, Evet. güzellikler üzerine düşüncelerimiz çatışsın. Şiddet hayır. İnsana zarar vermeyelim, birimize zarar vermeyelim. Gerek yok. Gerek yok. Şiddete uğradan gerilenler istemiyoruz. İnşallah kazasız, belasız bir seçim süreci olur İnşallah, inşallah. inşallah. Kim kazanırsa inşallah kazanan Türkiye olur. Kazanan devletimiz, milletimiz olur diye temenni Kesinlikle. ediyoruz. Şimdiden ülkemiz için hayırlı olsun Amin. diliyoruz genel Amin. seçime. Var mı eklemek istedikleriniz hocam? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun Hasan Bey. Estağfurullah. Her zaman benim için memnuniyetle onur ve gururla yaparım. Yeter ki siz buyurun. Zaten her zaman biz hazırız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler ve takipçilerimiz, bugün yine yayınımızın onur konuğu, şair, yazar, siyasetçi Devran Yiğit Sinanoğlu'ydu. Kendileriyle siyaseti, kültürü, edebiyatı konuştuk. Biz sorduk, kendileri yanıtladı. Katıldığı için teşekkür ediyorum. Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce hocam son olarak eklemek istedikleri varsa buyurun hocam. Hocam insanlar birbirlerini sevsinler, birbirlerine saygı duysunlar, empati kursunlar. Şiddete kesinlikle başvurmasınlar. Şiddet çözüm değil. Kalp kırmak çözüm değil. Vurmak, kırmak, dağıtmak çözüm değil. Yapacaklarsa gönüllere girsinler. Yapabiliyorlarsa iyilik tohumlarını yüreklere eksinler. Onlardan ricamız budur, istirhamımız budur, isteğimiz budur. Fikirleri, zikirleri ne olursa olsun sonunda birbirimize saygılı olalım. Evet. Tekrar yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bizi izleyen bütün seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum hocam. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek akşamlar üzere. diliyorum. Teşekkür ederim.